mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir programımız var. Bakalım bugün hangi konular işleyeceğiz? Sevgili izleyiciler TÜİK'in araştırmasına göre ülkedeki mutlu insanların oranında oldukça büyük bir gerileme görülüyor. Tabi ekonomi, çalkantılar, siyasi gelişmeler, toplumsal krizler mutluluk oranının gerilemesine sebep oluyor mu? Mutluluk nedir? Türk toplumu olarak mutlu muyuz, mutsuz muyuz? Yaş aralığı nedir? Tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Uzman psikologumuz Yasemin Meriç Kazal stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Bir de siz benim ilk program konuğumdunuz. Uğrunuza da inanıyorum. O yüzden de... <laughs> ne mutlu, ne mutlu. Bana çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet, gerçekten mutlulukla ilgili konuşulması gereken pek çok şey var ama e, sokağa çıktık, vatandaşlarımıza da sorduk. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? E, bakalım onlar nasıl cevaplar vermişler, onların üzerine konuşmaya devam edelim. Mutlu musunuz? Evet, mutluyum. Neden? çünkü hayat mutsuz olmak için çok kısa bence. O yüzden her anımızı değerlendirmek gerekiyor. Mutluyum. Çünkü en azından yani yaşıyorum, buna mutluyum. Evet, çok mutluyum. Neden? Ee, bilmiyorum ama mutluyum. Vallahi abla ben 7 yaşından beri hiç mutlu olamıyorum ya. Yani. Neden? 7 yaşında çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim ilkokulda. Trafik kazasında. O günden beri hiç hayatım düzgün gitmedi. 14 yaşında da zaten hayatın darbesi babamı kaybettim. Öyle yani hiç mutlu olmadım. Aslında mutlu değilim ya. Çünkü hayallerime ne zaman kavuşmak istesem benim elimde olmayan sebeplerden ötürü hep bir engel çıkıyor yani. O yüzden mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Neden? Yeni mezun oldum. İş imkanı yok. Piyasa kötü. Çalışmıyorum. Evet baktığımızda genelde mutlu değilim cevabı vardı. Mutlu olanların da çıtası oldukça düşük gibi evet. görünüyor. Ne dersiniz? Yaşıyorum Aynen. o yüzden mutluyum diye cevaplar bile gelmiş. Ee, aslında mutlulukla ilgili çok önemli bir şeyi vurgulamışlar farkına varmadan e, röportajdaki e, kişiler. Yani evet. eğer ki bir kişi mutluysa özellikle günümüzde e, muhtemelen beklentilerini düşürmüş demektir. E, yani en azından yaşıyorum, en azından sağlığım yerinde. E, bu Mutlu olmak için bir sebep mi? Elbette ki bir sebep. Ama mutlu olamayanlara baktığımızda hep bir beklenti var, bir gelecek kaygısı var, yapmak istediği bazı şeyler ve onları yapabilme ihtimalinin düşüklüğü, ne dair bir gerçeklik var. İşte bunlar aslında mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Evet. Peki böyle baktığımızda da günümüzde insanlar hani eskiden böyle daha küçük şeylerden mi mutlu olurduk acaba beklentilerimiz çoğaldıkça mı mutsuzluk oranımız <gülüyor> yükseliyor? <gülüyor> Ee, aslında hala bugün de küçük şeylerden mutlu olabilen insanlar var. Sadece zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe mutluluk nedir? Mutluluk kavramının zihnimizde oturtulduğu yer biraz değişti bence. Biraz mutlu olmaya mecburmuş gibi hissetmeye başladık. Yani sanki hayatımızın amacı, yaşamamızın tek amacı mutlu olmak. Mutluluk diye bir şey var biz oraya erişmeliyiz ne şekilde olacaksa oraya erişmeliyiz eğer erişemiyorsak yani bugün bu an eğer mutlu değilsek o zaman bir şeyler eksik bir şeyleri kötü yapıyoruz bir şeyler tamam değil gibi bir algı oluştu. E bu da aslında insanların e, mutluluğu algılamasındaki değişiklik de birazcık mutluluğu yaşamada, yaşamada da değişikliğe sebep oldu. Çünkü e, ben danışanlarıma da bakıyorum. Eskiden ilk mesleğe başladığım böyle 15 yıl önceki zamanlarda insanlar e, böyle şeyler söylemiyordu. Şimdi hep bir nasıl daha çok mutlu olabilirim nasıl daha çok tatmin olabilirim arayışı var. E, e, tabii küçük şeylerden mutlu olabilmek burada çok önemli bir ayrıntı sizin de söylediğiniz gibi. Eskiden zihnimize böyle bir bilgi kazınmamıştı. Eskiden başkalarının mutluluğuyla kendimizi bu kadar çok karşılaştırmak zorunda kalmıyorduk. Evet. Çünkü bu kadar çok elimize veri yoktu. Yani neyi biliyorduk? Kendimizi, komşumuzu, Ailemizi belki akrabalarımızı falan. Ama şimdi dünyanın öbür ucundaki hiç tanımadığımız belki de ömrümüzün sonuna kadar hiç göremeyeceğimiz insanların bile e, mutluluğunu takip etme şansına sahibiz teknik olarak. O da bizi mutsuz ediyor ama galiba değil mi? Evet. Yani kendimiz mutsuzken insanlar bu kadar mutlu nasıl görünebiliyorlar diye düşündüğümüz için de biraz mutsuz oluyoruz galiba ama evet. e, oradaki o sanal dünyadaki mutluluklar da aslında gerçek mutluluklar değil Gerçek mutluluklar değil ama gün geçtikçe insanlar orada izledikleri resmin gerçek bir mutluluk olduğuna daha çok inanıyorlar. İnandıkları için de aslında kendi yaşadıkları durumun güzelliğini ya da doyumlu pek de fazla yaşayamıyorlar. Ee, yani o doyuma ile ilgili dikkatlerini yönlendirdikleri yer hali hazırda yaşadıkları an kendi hayatları sahip oldukları şeyler değil de sahip olamadıkları başkalarının, başkalarının sahip olduğu Evet olduğunu. evet başkalarının sahip olduğu şeyler. Yani bir tatminsizlik Söz konusu oluyor. Zaten e, mutluluk nedir diye çok yıllardır hatta yüz yıllardır e, hep böyle insanlar, psikologlar, filozoflar hep üzerinde konuşmuşlar. Mutluluk bir tanımını nedir? yapalım mı Hadi yapalım. E, aslında çok zor. Tam da onu söyleyecektim size çok kolay bir şey değil çünkü yüz yıllardır insanlar uğraşıyorlar. E, hem psikologlar hem de aslında psikologlardan da önce dediğim gibi filozoflar mutluluğun tanımı üzerine çok düşünmüşler, çok konuşmuşlar. Bence hala bunun net bir tanımı herkesin evet mutluluk. ...mutluluk kesinlikle budur diyebilecekleri net bir tanımı yok. Çünkü Ama herkese göre değişiyor değil mi göreceli? Öyle, göreceli bir şey ve e, belki bildiğimiz ortak olarak söyleyebileceğimiz şey şudur ki... ...mutluluk bir doyum hali, hmm. tatmin olma, doyma ve bir isteğe ulaşma hali. Ama tabii burada bir parantez açılıyor hemen neyden tatmin olma, neye doyma... Ee, i̇şte bu çok önemli. Siz dediniz ya küçük şeylerle mutlu olmak. Evet bir insan eğer ki istediği şey küçük bir şeye ulaşmaksa ona ulaştığında da mutlu olur. Ama insanın hedefi çok büyük bir şeyse ona ulaşmadan mutlu olamaz. Bu onun önündeki bir engel haline gelir. Ee, Türk Dil Kurumu da böyle zaten tanımlıyor. Yani bir isteğe ulaşma ve doyum hissetme hali olarak mutluluğu tanımlıyor. Ee, bence hani tanımının ne olduğundan ziyade bizim bireysel olarak bu duyguyu nasıl yaşadığımız önemli. Tabii ben ben bir psikoterapist olarak mutlaka danışanlarımla çalışırken hep bunu anlamaya çalışıyorum. Yani karşımda terapi koltuğunda oturan kişinin mutlulukla ilgili algısı nedir? Tanımı nedir? Nasıl bir beklentisi var mutlu olmaya dair? O yüzden soruyorum. Mesela kendinizi en son en çok mutlu hissettiğiniz an ne zaman diye belki şu an bizi izleyenler de bu soruyu kendilerine evet. sorabilirler. En son acaba ne zaman kendinizi gerçekten çok mutlu hissettiniz? Ama şimdi birkaç tane böyle ufak ipucu vereyim. Yani gerçekten o an çok mutlu muydum yoksa değil miydim diye kafaları karışıyorsa eğer izleyenlerin birkaç ipucu vereyim. Ee, gerçekten mutlu olduğunuz zaman geçmişle ve gelecekle bağınızı çok büyük oranda koparıyorsunuz. Bağınızı koparıyorsunuz derken şunu kastediyorum. Yani geçmişte yaşadığınız olaylar çok fazla o an aklınızda olmuyor. Ya da bundan sonra ne olacak, yarın ne yapacağım, akşama ne pişireceğim falan gibi şeyleri düşünmüyorsunuz. Ya da şu an nasıl görünüyorum acaba? Mutluyum, gülüyorum ama dışarıdan insanlar beni nasıl, acaba nasıl görüyorlar? Böyle ağzım burnum kaydı mı, saçlarım dağıldı mı gibi şeyler. Hiç bunları düşünmüyoruz. Gerçekten mutlu olduğumuz anda Son dönemde çok meşhur bir tabir var ya anda kalmak. Hmm. Ee, i̇şte evet gerçekten mutluluğu hissettiğimiz zaman anda kalıyoruz. O anı yaşıyoruz doya doya. Ee, belki izleyenler de bunu kendilerine sorabilir. Düşünün tamam, siz de. Ben soruyorum şu anda kendime. <laughs> ee, evet şimdi ne yazık ki son dönemde ben bu soruyu terapi odasına sorduğumda danışanlarım çok zor cevap veriyorlar. Bayağı bir düşünüyorlar. İlk önce hemen bir cevap verseler ben bu açıklamayı yaptıktan sonra ha ama... Tam öyle değil diyorlar. İşte aslında buradan da belki elinizdeki raporda biraz bununla örtüşüyor sonuçları. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki gerçekten doya doya anı yaşayarak mutluluğu hissettiğimiz zamanlar maalesef azalıyor. Evet. Daha fazla çocuklukta da hissediliyor galiba böyle şeyler. Ne evet, dersiniz? Evet. Büyüdükçe Çocukluk muhteşem bir şey. Ben çocuklarıma bakarken hep onu düşünürüm. Çocuk danışanlarımla çalıştığım zaman da hep onu düşünüyorum. Yani bence o kadar muhteşemler ki ve bu bizim varoluşumuzdan, yaratılışımızdan bize gelen bir özellik. Sonradan biz bunu yaşayarak stresle ve öğrendiğimiz bazı koşullanmalarla kaybediyoruz. O da şu ki az önce bahsettiğim anı yaşamak. Yani mesela bir çocuğu düşünün. Bir çocuk dondurma yemek istiyor. O dondurmaya ulaşmak o an onun için her şey. Ertesi günkü okulu bir saat önce annesinin ona kızdığı herhangi başka bir şey, işte bacağındaki ufak bir ağrı falan hiç önemli değil. Evin kirli olması e, hiç önemli değil. Sadece ona ulaşmak istiyor. Ona ulaştığı zaman zaten anlıyorsunuz aldığı hazzı. E, çünkü geçmiş ve geleceğin arasında kaybolup gitmektense çocuklar anı daha çok yaşıyor. Ama şey hani geçmişe göre çocuklarda da aslında yine bir doyum sorunu yok mu? Evet. Yani... İşte bizim çocukluğumuzda iki tane ayakkabınız varsa işte bayramda üçüncü alınır. Bayramda o alınan ayakkabı gerçekten hepinizi çok mutlu ederdi. İşte Hani öyle filmler bile vardır Hı -hı. ya yastığının altında falan konulur. Evet. Şimdi çocuklar da belki her şeye çok daha kolay sahip oldukları için onlarda da bir doyum sorunu olabilir mi acaba? Kesinlikle öyle. Aslında yine programın başında konuştuğumuz şeyle alakalı yani onlar da kendilerini Hayallerini, ulaşmak istediklerini ve sahip olduklarını bir şeylerle karşılaştırıyorlar. Şimdi o kadar çok şeyle karşılaştırabiliyor ki, yani sahip olduğu şeyler hiçbir zaman yetmiyor. Zaten bununla ilgili yapılan bazı araştırmalar var. Bir dondurma deneyi vardır mesela. Az önce de dondurmadan bahsettim ama seçenek ne kadar çok önünüze seçenek sunulursa, <laughs> o kadar aslında e, mutsuz oluyorsunuz. O anı çok yaşayamıyorsunuz. Ee, hani bizim Kahramanmaraş dondurması vardır ya işte iki çeşit olur. Ee, aynı onun gibi düşünün. Bir de böyle onlarca çeşit olan böyle son e, dondurmalar var son moda olan. Ee, baktığınız zaman çok fazla seçenek olduğunda hangisini seçeceğinize karar veremiyorsunuz. Karar veremediğiniz için bir gerginlik yaşıyorsunuz. Ve içlerinden bütün çocuklara deniyor ki işte bu kadar çok dondurmanın içerisinden bu yetişkinler için de geçerli bir süreç. Yani sadece Hı. deney böyle çalışıyor. Ee, Diyorlar ki üç tanesini seçeceksiniz. Ve o üç tanesini 30 çeşit dondurma içerisinden seçerken gerçekten çok geriliyor kişiler. Ve sonra zar zor üç tanesini seçiyor. Ondan sonra soruyorlar ne kadar mutlu, ne kadar tatmin. 10 ee, tane tane seçenek varsa eğer ya da üç tane seçenek varsa eğer onlara göre onlara kıyası çok daha az mutlu oluyorlar. Yani seçenekler ne evet. kadar çoğalıyorsa mutlu olma ihtimalimiz o kadar düşüyor. Günümüz çocukları da öyle. Önlerinde çok seçenek var. Çok fazla şeye ulaşıyorlar ve o yüzden de bir şey ulaştığı anda daha onun doyumunu Yaşamadan, yaşayamadan bir sonrakine nasıl ulaşabilirim? Başkaları ona çoktan ulaşmış. Ben neden ulaşmıyorum acaba gibi sorularla o anı yaşayamıyorlar maalesef. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Deneyden yola çıkarak anlatınca çok daha anlaşılır oluyor. Peki e, biraz da tüy araştırmasına dönmek istiyorum ben. E, baktığımızda mutluluk oranları düşmüş gibi görünüyor gerçekten. E, 58'den 53'lere falan gerilemiş ama kadın erkeğe baktığımızda da e, erkekler e, kadınlara göre daha mutsuz görünüyorlar. E, arkadaşlarımız ekranda da verdiler. E, ne dersiniz neden e, erkekler kadınlara göre daha mutsuzlar? Um çok sayıda sebebi olabilir bunun. Ee, aradaki farklılıkların çok çok büyük farklar olduğunu zannetmiyorum ben ama e, evet kadınlara göre erkekler genellikle ha, tabii 20'ye 50 gibi öyle şey evet, çok farklı öyle dramatik değil farklılıklar değildir ama yine bir farklılık vardır. Bunu şunla bağlantılandırıyorum ben açıkçası. E, duygusal sıkıntılara da aslında erkeklerin yani psikolojik sorunlara, duygusal sıkıntılara da erkeklerin girme oranı kadınlara göre daha düşüktür. E, şimdi baktığınızda Buradan şunu anlayabiliriz ki duygu yoğunluğunu erkek canlısı kadın canlısına göre daha düşük yaşıyor. Yani mutlu olduğu bir şeyin tatmini de aslında onu mutlu eden bir şeyin tatmini de bir kadının tatmini olduğundan daha az oluyor. Ee, o yüzden de yine bir kadın mutsuzluğunu da o yüzden çok daha yoğun yaşıyor, mutluluğunu da çok daha yoğun yaşıyor. Duygularını daha yoğun yaşadığı için büyük ihtimalle psikolojik problemleri yaşama ihtimali de kadınların daha artıyor zaten. Onunla ilgili de bizim yaptığımız araştırmalar hep bizi bu noktaya çıkarıyor. Ama tabii kadınların farklı bazı durumları var. Hormonal değişiklikleri var. Zaten bir ay içerisinde kadının duygu durumu sürekli değişiyor. Yani bu araştırmayı yaparken de nereye ne zaman denk geldiğimiz de çok önemli. Erkekler duygular anlamında daha stabil. Hem bir ay içerisinde hem günlük yaşantı içerisinde kadınların çocuklarıyla kurduğu ilişkiler, kadınların dünya ile kurduğu ilişkiler e, hep erkeklere göre daha derinlikli ve daha yoğun. E, bununla ilgili yapılan araştırmaların bazıları beyin çalışmaları üzerinde, bazıları hormonlar, bazıları dünya algısıyla ilgili, koşullanma ile ilgili çalışmalar var. Ama belki özet olarak şunu tekrardan söyleyebilirim ki kadınlar her zaman her duyguda e, daha yoğunluklu yaşıyorlar. Muhtemelen sonuçlar buna bağlı. <laughs> Peki evlilik iyi bir şey mi acaba? Çünkü evliler bekarlara göre daha mutlu görünüyorlarmış. <laughs> Zor soru. <laughs> evlilik iyi bir şey mi? Tabii ki yani evlilik nasıl bir evlilik yaşadığınıza bağlı olarak iyi bir şey ya da kötü bir şey haline Tabii Hayatınızı zindan da edebilir de. Evet öyle örnekler de var ama eğer Evliliği temel olarak düşünürsek yani özellikle kişilerin yaşadığı evliliklere bakmak yerine evlilik kurumunu evlilik algısını bir temel olarak e, anlamaya çalışırsak orada ne var e, beraber olma var hı hı. yani yalnız değilim e, şimdi biz hepimiz doğuştan gelen bazı gerçeklerle ve korkularla yaşıyoruz bunların en başında da ne var ölüm var bilmediğimiz bir şey, ölüm ama hepimizin yaşayacağı bir şey ve varoluşumuzdan gelen bir ölüm korkumuz var. Ve bununla birlikte en çok yaşanan korkulardan biri de nedir biliyor musunuz? Yalnız ölmek. Evet. Ee, insanlar bunu çok söylerler. Yani özellikle yalnız olan, evli olmayan, bir ilişkisi olmayan kişilerin en büyük böyle takıldıkları nokta odur. Bana bir şey olsa ölsem kimsenin haberi olmayacak. Bakın oradan anlıyoruz ki ne kadar derinlerde yalnız olmamaya dair bir ihtiyacımız var. Yani birlik olmak, beraber olmak. İşte buradan yola çıkarsak evlilik nedir? Aslında bir yalnız olmama halidir. Ee, en azından başlangıç olarak, umut etme olarak e, o kurumun, evlilik kurumunun esas çerçevesi olarak baktığımızda e, yalnız olmama halidir ve bununla birlikte gelen aile kavramı insana birçok sorunla başa çıkmada önemli bir aslında destek, güç veriyor. Bugün baktığımızda insanlar ekonomik sorunlarla uğraşıyorlar. İnsanlar sağlık problemleriyle uğraşıyorlar. Ve e, sorduğunuzda size en çok ayakta tutan şey nedir diye ailem diyorlar. Çünkü neden? Orada bir karşılıklı sevgi, ilgi, bağlılık alışverişi var. E, ve o da çok önemli tutunacak bir dal oluyor. O yüzden e, bir insan eğer ki çok ciddi sorunlar evliliğinde yaşamıyorsa sadece evli olmak bile akşam eve gittiğinde yalnız kalmayacak olmak demek bile hastalandığında iyi misin diye birisinin soracak olması bile ya da sabah kalkıp dinç bir şekilde işe gitmek için en önemli sebep yalnız olmamak galiba değil mi tabii ne derseniz yoksa ki. Hani evlilikte aslında bekar olduğunuzdan çok daha büyük sorumluluklar hissediyorsunuz evet. özellikle erkekler Ekonomik olarak da daha fazla yükün altına giriyorlar. Hani öyle baktığınızda aslında bir taraftan zor da. <laughs> zor ama zorlukla birlikte gelen aslında hayatta kalmak için çabalama motivasyonu oluyor. Evet. Yani bir motivasyona ihtiyacımız var. Sabah kalkmak için, işe gitmek için, tüm bu hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için bir motivasyona bizi kaldıracak bir şeye ihtiyacımız var. İşte o da... Evlilik ve daha fazla aslında aile anlamına geliyor. Ee, geçenlerde bir seansta bekar bir e, danışanım, erkek danışanım bana şöyle bir şey söyledi. Çok güldüm dedi ki hemen hemen bütün arkadaşlarım evli. Yaklaşık 5-10 senedir birçoğunda çocuğu var dedi. Bir araya geldiğimiz zaman hepsi evliliğinden şikayet ediyor dedi. Hepsi. Ee, ama hepsi de evli ve asla boşanmıyorlar yani burada bir paradoksal bir çıkmaz bir durum var. Evet ben de onu bunu anlatmaya çalıştım. Yani baktığımızda bazı koşullar evlilik anlamında zor olabilir. Kişilerin şikayet ettiği şeyler olabilir ama genel olarak bir yalnız olmama durumu olduğu için insanlar hmm. evlenmeye meyilli. O yüzden de evlilikle ilgili bu doyum cevapları öyle olacaktır. Zaten boşanmaların arttığını çok arttığını biliyoruz. Mesela geçenlerde bununla ilgili de bir araştırma okudum ben. Boşanmalar çok artıyor mu? Enteresan bir şekilde evlilikler azal Sanmıyor. Evet. Yani boşanmaların artma bu kadar artmasına rağmen evlilik oranlarında çok ciddi bir düşüş bekliyoruz aslında. Yani bu bir e, sosyal bilimin gerçeğidir. E, zıt şeylerde bir... Evlilikler biraz düşmüş ama herhalde öyle Ç çok... Çok dramatik evet. yani boşanmaların artışındaki Hı -hı. dramatik e, yok, evet. düşüş orada yok. E, yani bu da çok önemli bir şey. Aslına bakarsanız bu kadar çok boşanma varken şu anda evliliklerin de çok ciddi oranda düşüyor olması gerekiyordu ama bir taraftan evlilik bizim zihnimizde her zaman bir güvenli liman yalnız Doğru. olmamak adına. <laughs> Peki şimdi kısa bir ara vereceğiz döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.